Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle bilimsel gösterme ile ilgili bazı sorular çözeceğim. İki tane soru yazdım. Bunun yanında da tabii özellikle söylememiz gereken bir iki tane detay var. Birincisi şu, bakın. Şöyle bir şey yazıyorum, bakın. 2,5 çarpı 10 üzeri 7, bu bilimsel gösterimdir. Peki, -3,7 çarpı 10 üzeri 8, bu da bir bilimsel gösterme. Hocam önüne eksi yazdım. Evet arkadaşlar, yeni tanımda negatif sayılar da bilimsel gösterime giriyor. Yani şunu söylüyor yeni tanım. Diyor ki 1 küçük eşit a, bunu mutlak değer yapıyor. Eşit diyor. Yani şuraya eşitlik koymuyor, 10'a kadar diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu sayılar önünde koyduğu a sayısı 0 hariç. Başına mesela 0,7 çarpı 10 üzeri 7, bu bilimsel gösterim değil. Eskiden de biz bunu böyle yapıyorduk zaten. Bunu 1, yani 1'i geçen, 1 ve 1'i geçen a sayıları önünde olabiliyor. 1,8 çarpı 10 üzeri 11 bir bilimsel gösterim. Bunu yazabiliyoruz. Aynı şekilde a sayısı 1'i geçen eksi sayılar da olabilir. Yani -1,2 çarpı 10 üzeri 11 olabilir. -9,8 çarpı 10 üzeri 7 de olabilir. Yani bu değerin sıfırlı sayı olmaması gerekiyor. Eksi de olabilir, artı da olabilir bu değerler. Eski tanımda bu eksiler sayılmıyordu. Yeni tanımda sayılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çok önemli. Şimdi gelelim problemlere. Şimdi iki tane soru yazdım. Bu karınca problemi gerçekten biraz fazla TEOG için. Bu arada şunu söyleyeyim. TEOG 1 sınavı düşündüğünüzden biraz daha rahat bir sınav olacak arkadaşlar. Yani böyle zor sorular çözüyoruz ama gerçek sınav biraz daha rahat olacak. Bir karıncanın ağırlığı 0,002 gram gelmektedir. Bunu uydurdum. Yani tahmini bir şey yazdım soru olsun diye. Koloni halinde yaşayan karıncaların bir kolonisinde işte 2 kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır var. Demek ki 20 milyon tane karınca olduğu varsayılırsa, her 3 koloni 1 metrekare alanda yaşıyor ise 1 kilometre alanda kaç kilogram karınca olduğunu bilimsel gösterimi kaçtır? Vallahi yani bir şey söyleyeceğim de söylemeyeyim artık. Böyle bir zor soru. Şimdi ne yapalım? Bakın. Ne yapacaksın? Adamın verdiği bütün sayıları yazacaksın. İlk önce şunu yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Birbirinden sonra 3 tane sayı olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdım. Koloni halinde yaşıyordum. Tamam. Kaç tanesi? Burada 2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 10 üzeri 7 karınca adedi. Ve her 3 koloni 1 metrekarede ise çarpı 3 metrekareye düşen karınca sayısını yazdım şu anda. Kilometre dediğine göre bu kilometrenin içinde kaç tane metrekare var? Onu düşünmen lazım. 1 metrekarede 3 koloni varsa 1 kilometrekarede kaç tane bundan var? Onu düşünebilmek için 1 kilometrekareyi metrekareye çevireceğim. Şimdi bakın, problem ne biliyor musunuz? Bu ölçülerin bilgileri. Kilometre, sonra hektometre, sonra dakametre, sonra metre, sonra desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi arkadaşlar, bunu çok eskiden öğrendiniz. Kiminiz diyecek ki Allah, şimdi yazdığına bak hocanın, gerçekten bunları nasıl hatırlayacağız? Bakın, biz daha küçük sınıflarda bu konuyu anlatırken şöyle bir tekerleme yapıyorduk. Neydi? Kadriye halam damdan, Mehmet dayım candan, merhaba merhaba. Bir daha söylüyorum. Kadriye hanım damdan, Mehmet dayım candan, merhaba merhaba. Ya da Kadriye halam damdan, Mehmet dayım candan, merhaba merhaba. Uydur böyle bir şey. Sırasını çat 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 yazarsın. Kadriye hanım damdan, Mehmet dayım candan, merhaba merhaba. Bak, bunun sırasını yazdım. Hiçbir atlama yapmıyorum bu şekilde. Şimdi bakalım, kilometre kareden metre kareye nasıl düşerim? Bakın, üstünde 2 yazıyorsa 10 üzeri 2, 10 üzeri 2 gidiyor. Üstünde 3 yazıyorsa 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 gidiyor. Üstünde hiç kare yazmıyorsa, hiçbir sayı yazmıyorsa o zaman onar onar gidiyor bunlar aşağıya doğru. 1, 2, 3 kere ineceğim. O zaman her biri 10 üzeri 2, 10 üzeri 2, 10 üzeri 2 inecek. Yani 10 üzeri 6 ile çarpılması lazım.
kilometre karenin 1 kilometre kare eşittir 10 üzeri 6 metre karedir. Onun için ne yapıyorum? 10 üzeri 6 yazıyorum. Tamam mı? Ondan sonra geldik bu kadar. Şimdi burada ne oldu biliyor musunuz? 1 kilometre karede kaç tane karınca varsa onların hepsinin ağırlığını ne olarak buldum biliyor musun? Gram olarak. Ama adam o kadar pis ki bir de üstüne kilogram sormuş. Zaten sorun kazık. Bir de üstüne kilogram demişsin abi. Ne yapacağız? Kilograma çevireceksin bunu. Gramı kilograma çevirmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? 10 üzeri 3'e bölüyorsunuz. Gramı kilograma çevirmek için 10 üzeri 3'e bölüyorsun. Sonra bakalım. Bak 2 kere 2 4. 4 kere 3 burası 12. Sonra geldim. 10 üzerilere bakıyorum. Bunların üstlerini toplayacağım. Topladım. 7, 6, 13. 13'ten 3 çıktı 10. Yani 10 üzeri istiyorsan bir daha yazayım. Artı 7 artı 6. Bölü aşağısını da 10 üzeri 3 diye yazdım. Şimdi bak yazıyorum şuraya. 3 kere 4 12 çarpı. Burası 7 6 13. 13'ten 3 çıktı 10. 10 üzeri 10 bölü 10 üzeri 3. Şimdi bak bunları sadeleştirelim. Ne olsun? 10 üzeri 7 kalsın burada. 12 çarpı 10 üzeri 7. Bu bilimsel mi? Hayır. Neden? Bir virgül kaydırman lazım hocam. Bunu böyle yapacaksın. Bir virgül kaydırdım. 1,2 yaptım. Bu sayı küçülünce bu sayı büyümesi lazım. 10 üzeri 8 doğru cevap. 1,2 çarpı 10 üzeri 8 diye şıklarda yok. 10 üzeri 8'i yazmamışız. Onun için Ceyhan yaratırız bu 8'i. Olur biter. Olur mu? Bak sakın ha. Dikkat ediyor musunuz? Bakın bu da çok önemli. Eğer buradaki adam 0,12 yazıyorsa bunu böyle yapamazsın. Ne yapması lazım? 1,2 çarpı 10 üzeri 8 yapması lazım. O zaman şunu yaratalım. Denizli şıkkı doğru olsun. Tamam mıyız? Arkadaşım bu soru bayağı zor bir soru. Şimdi ikinci soruya gelelim arkadaşlar. Bakın. Soru şöyle diyor. Bir A4 kağıdı 80 gramdır. Bir topta 500 kağıt vardır. 2 milyon top A4 kağıdının kilogram cinsinden bilimsel gösterimi kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 80 grammış her biri. Bir topta 500 tane varmış. O zaman 500 ile bunu çarpmam lazım. Peki kaç top var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 çarpı 10 üzeri 6 tane top var. Bakın A4 kağıdının kilogram cinsinden bilimsel gösterimi demiş. Ama biz aslında gram cinsinden buluyoruz şu anda. O zaman ne yapmam lazım? Gramı kilograma çevirmek 10 üzeri 3'e bölmektir arkadaşım. Gramı kilograma çevirmek 10 üzeri 3'e bölmektir. Şimdi düzenliyorum artık her şeyi. Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şu 8 sayısı, şu 5 sayısı ve şu 2 sayısını çarpacağım. 8 çarpı 5 çarpı 2. Sonra sıfırları sayacağım. 1, 2, 3 tane de burada var. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 6 bölü 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'leri ışınladım. Gitti. Bakın burada ne kaldı? Bir 8 var. Bir 2 kere 5 10 var. Bir de 10 üzeri 6 var. Bakın 8 çarpı 10 üzeri şurada bir 1 sayısı burada bir 6 olduğuna göre tabanları aynı olan sayıların üstleri toplanır deyip bunu 10 üzeri 7 yazabiliriz. Şu gördüğümüz cevap zaten bir bilimsel gösterimdir arkadaşım. Çünkü 8 sayısı tanıma uyuyor. 10 üzeri 7 de yanında var. Demek ki bunun cevabı ne olacakmış? Ceyhan olacakmış. Arkadaşım bilimsel gösterim problemlerinin en çok önemli olan şeyi gram vermiş kilogram soruyor. Ondan sonra metre vermiş kilometre soruyor. Böyle küçük numaralar yapıyorlar. Onlara dikkat edin. Görüşmek üzere.